Burada teknik XAML yazıp XAML'ın .NET'e dönüştürülmesini sağlamak. Öncelikle mimariden bahsedeyim. Sizin yazacağınız tüm XAML kodları, hani arayüzden bahsettik şuradan. Bunlar aslında standart bir XML. XML'in doğrudan .NET sınıflarına dönüştürülmesi mümkün değil. Arada bir parser var. Yani siz XAML yazıyorsunuz. Bunu arka planda XAML parser'ı, XAML parser'ı alıyor ve BAML kodlarına dönüştürüyor. Binary Application Markup Language. BAML kodlarından sonra bunlar .NET sınıflarına dönüştürülüp çalıştırılıyor. O zaman soru. Buradaki sınıflar bizim o Windows Form'da kullandığımız buton sınıfı mı mesela? Buradaki buton, oradaki buton sınıfı mı? Neden? Evetse neden, değilse neden? Ya Murat, artistik yapma orada. Tartışıyorsun. Aynısı değil. Aynısı değil. Olamaz da zaten. Çünkü mimarisi farklı. Yani sırf Betül söylesin de ondan sonra yanlış olduğunu söylemek için. Mantık şu. Mimari olarak yapı farklı. Birisi GDI Plus kullanıyordu mimari olarak. Diğeri DirectX kullanıyor. Sınıf isimleri aynı. Sınıf isimleri aynı ama aslında gerçekte mimari çok tamamen farklı. Birbirinden alakası yok. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Birazdan onlara da bakacağız. Mimariyi takip edeceğiz. Şurada yazdığımız bakın height. Height değeri ve width bunlar normalde double. Double tür alıyor. Biz C#'da property yazdığımızda nasıl yapıyorduk? Property double değer alıyordu, değil mi? Ona string verebiliyor muydu? String'i çift tırnakta vermiyor muyduk? Burada neden çift tırnak? Attribute ama bunun arka tarafında bir dönüştürme mantığı var. Type converter deniyor buna. Tip dönüştürme işlemi. Siz burada çift tırnakla verdiğinizde bu height değeri double alıyorsa ki öyle doğrudan double'a dönüştürür. Bunlar belirli veri tipleri deniyor buna. Hani int, double vesaire bunlar belirli olan tipler. Bir de bunların belirli olmayan tipleri var. Biraz daha ileri seviyede class'lar kullanılıyor. Bunlarda da size biraz daha esneklik sağlıyor type converter sınıfları. Ama her halükarda sizin yazdığınız kodlar aslında bir dönüştürme işlemine tabi tutuluyor. Yani 500 yazıyorsanız bu double olarak gidiyor arka tarafa. Bu nedenle burada rahatlıkla yazabiliyorum. Ama mimari olarak farklı. Biz bunları yazdığımızda namespace'leri ve diğer tüm kodlarla birlikte .NET objelerine dönüştürüyor. Tamam hocam. .NET sınıflarına dönüştürülüyor. O da Fatih'e yetişiyor. Onur Hoca. Onur. Bakın burada ben .NET içerisinden XAML'ı BAML'a çevireceğim. BAML'ı işte .NET sınıflarına çevirecek falan. Bunu string olarak tutacağım önce. Burada bir numaralı kural. Siz burada kafanıza göre yazamıyorsunuz. Sonuçta sizin yazdığınız şey şuradaki yapıyla birebir aynı olmak zorunda. Çünkü aynı yere gidecek XAML buradaki kodlar string olarak tutuyorum ve şu sonundaki boşluklar bile önemlidir burada. Evet. Zorunlu değilsin ama yoksa hiyerarşiyi kaybedersin burada. Karma karışık olur. Mesela burada bayağı bir uğraşmıştım. Çünkü şuradaki boşluklar bile hataya sebep olur. Çünkü bu parse edildikten sonra aslında XML NS ile şunu birleştirir. Boşluk koymazsan. O da hataya sebep olur.
Şunlarda da aynı, bakın boşluk var. Hiyerarşi olarak oluşturdum. Sonra bunu UI element diye bir şey var. Bizim VPF'de kullandığımız her şey, hani Windows Form'da kontrolden türer. Burada UI element'ten türer. UI element nedir, ona da bakacağız. Şöyle basit bir buton oluşturayım. Üzerine geldim, bakın. System Windows Controls buton. F12 diyorum. Bakın. F12 ile kaynağa gittim. Buton base'den türemiş. Onun da kaynağını. Content Control. O da Control'den. Framework element'ten. Bu da UI element'ten. En sonunda Visual ve bunun da arkasında Dispatcher falan var. Sonuna kadar gidelim hocam. Bak. Dependency Object. Bu VPF'in en olmazsa olmaz hiyerarşisinin başındakilerden. Dependency Object. Onun da konusu biraz karmaşık. Dispatcher Object'den türüyor. Burası da işin tepesi. VPF'deki tepesi. Yoksa bunun ötesinde birçok var. En tepede işte Object falan var. Bu ama Dispatcher Object. Yani VPF'in objekti diyebiliriz. Yani mimari Windows Form'dan tamamen farklı. Şimdi şu kodları yazdık. Bakın, UI element sınıfını oluşturuyorum, tree. Diyorum ki şuradan geleni UI element'e dönüştür, tamam. XAML Reader, Yani XML Reader gibi bir şey. Nasıl XML Reader ne yapıyor? Bir XML dosyasının o formatını bozmadan formatına uygun bir şekilde okumaya yarıyor. Burada da XAML Reader nokta load içerisine diyorum ki ben string vereceğim, bunu dönüştürerek vermem lazım. Dönüştürmede öncelikle string'e dönüştürüyorum. Bu bundan gelen değer XML text reader. Bu da XML formatında artık bir veri var demek. XML formatında oluştu. Geldi. Bunu da XAML'a veriyorum. Bu da değeri alıp UI element'e dönüştürüyor ve bunu atıyor. Sonra da ana grid'e children'a add diyerek bunu ekliyorum. Çok konuşturdunuz ya. Alt tarafı yapacağım şuydu yani. Şöyle. Hocam gemileri gelen bir şey mi oluşturuyor? Arka tarafta evet. Yoksa böyle bir hata verir. Bu orada değil. Bu dinamik içerisindeydi. Hiç hatırlatmıyorsunuz ya. Tamam, çok yaşa. Anladık. Dinamik XAML içerisindeydi. Bakın. Arayüzde hiçbir şey yok. Herkes görüyor mu? Arayüzde hiçbir şey yoktu. Ama XAML'ı parse ederek dinamik olarak oluşturdum bunu. Bu şekilde bir dinamik işlem var. Mesela DinApp, bunun kaynağına gene bakalım. Yani ispatla muhabbeti. Bak, hiçbir şey yok. Sadece CS tarafında bunlar var. Bakın, bir text block at, diğeri txt at text box gibi gibi. En son buton var, btn'e kaydet. Biraz